Ankara'daki Samanyolu Koleji'nde başlayan basketbol hayatı daha sonra Ülker Spor'da devam ediyor. Büyük bir yetenek, bunun hakkını teslim etmek gerekiyor. Özellikle Türkiye'de basketbol oynadığı dönemde her maçı domine eden bir yapıya sahip. 2012 yılındaki NATO zirvesinde Chicago eyaletindeki NATO ağırlama komitesine seçilecek kadar Amerika'da etkin bağlantıları olan ve bu bağlantılarını kullanmaktan çekinmeyen bir adam. Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda size Fethullahçı terör örgütünün ekran yüzü olarak kullandığı Enes Gülen'den bahsedeceğim. Enes Gülen dediğimde aklınıza ilk başta FETÖ elebaşının yeğenlerinden bir tanesi gelebilir. Gelmesin. Bu NBA'de oynayan Enes Kanter aslında. Enes Kanter kendisine dönem dönem Enes Gülen dediği için ve FETÖ elebaşına manevi babam dediğinden Enes Gülen olarak başlamayı uygun gördüm. Hazırsanız NBA draftında 3. sıradan seçilen ve Türk basketbolunun en büyük yıldız adaylarından bir tanesinin nasıl Fethullahçı terör örgütü emrine kendini adayan bir teröriste dönüştüğünü, bir terör sözcüsüne dönüştüğünü anlatacağım. Enes Kanter 1992 doğumlu ve lise yıllarından itibaren katıldığı her turnuvada o turnuvanın en değerli oyuncusu olan, turnuvayı domine eden bir basketbolcu. Fethullahçı terör örgütünün Ankara'daki Samanyolu Koleji'nde başlayan basketbol hayatı daha sonra Ülker Spor'da devam ediyor ve Ülker'in Fenerbahçe Basketbol Kulübü ile birleşmesi sonrası Fenerbahçe'nin altyapısında basketbol oynamaya başlıyor. Ve altyapıda olduğu dönemden itibaren Enes Kanter NBA draftında ilk 5 seçilecek Türk oyuncu olarak lanse edilmeye başlıyor. Büyük bir yetenek, bunun hakkını teslim etmek gerekiyor. Özellikle Türkiye'de basketbol oynadığı dönemde her maçı domine eden bir yapıya sahip ve Enes Kanter Fenerbahçe'de forma giymeye başladıktan kısa bir süre sonra ben NBA'ye gideceğim deyip Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan Kolej Ligi olan NCAA'de forma giymek istiyor. Enes Kanter NCAA'ye gittiği zaman Fenerbahçe yönetimi, özellikle Aziz Yıldırım, buna karşı çıkıyor. Çünkü Fenerbahçe'de biraz daha kendisini geliştirmesi gerektiğini, daha sonra isterse NBA'ye gideceğini ve Fenerbahçe'nin NBA'ye gitme noktasında Enes Kanter'e yardımcı olacağı kendisine iletiyor. Ama Enes Kanter, Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe kulübünü dinlemeyip NCAA'ye gidiyor. Orada bir problem var. NCAA'de normalde profesyonel basketbolcu oynayamıyor. Fenerbahçe'de Enes Kanter'in kendilerinin profesyonel basketbolcusunun olduğunu ispat eden belgeleri gönderdiği için Enes 1,5 sene boyunca basketboldan uzak kalıyor. Ancak bu süreçte özel hocalar kendisine tutuluyor. Michael Jordan'ın özel antrenman hocası Enes Kanter'e yardımcı oluyor ve Enes Kanter NBA öncesi yaz liginde Almanların efsanevi basketbolcusu Dirk Nowitzki'nin kırdığı rekoru egale ederek dikkatleri üzerine çekiyor. Hikaye buraya kadar parlak bir basketbolcunun imrendiren hikayesi olarak devam ederken NBA'ye gittiği tarihten itibaren Enes Kanter'in macerası NBA draftından sonra değişiyor. 2011 yılında 3. sıradan draft edilen Enes Kanter ilk başlarda Amerika'nın o ışıltılı hayatına ayak uydurmuş bir insan gibi görünüyor. O tarihlerde çıkan haberlerde Enes Kanter'in Twitter hesabından sadece Amerikalı porno yıldızlarını takip ettiğine dair bir takım haberler var. Enes Kanter siyasette ilgilenen bir insan değil. Dönem dönem iyi maçlar çıkarsa da bir türlü kendisinden beklenilen o atılımı gerçekleştiremiyor. 7 Şubat MİT krizi sonrası Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünün Türkiye'de görünmesi ve 17-25 Aralık darbe girişimi ardından paralel devlet yapılanması olarak FETÖ'nün Türkiye'de tanımlanması sonrası Enes Kanter de çok hızlı bir şekilde FETÖ sözcülüğüne soyunuyor. Enes Kanter sosyal medya aracılığıyla Fethullah Gülen'i asla yalnız bırakmayacağından bahsediyor. Türkiye'deki iktidara sert eleştirilerde bulunuyor. O tarihlerde milli takıma çağrılsa bile milli takıma gelmiyor. Hatta milli takımın kaybettiği maçlar sonrasında kahkaha atan tweetler atıyor. Enes Kanter içindeki o kirli yüzü FETÖ'nün Türkiye'de paralel devlet yapılanması olarak tanımlandığı tarihten itibaren çok açık bir şekilde gösteriyor. Ve Enes Kanter'in arkadaşları birdenbire değişiyor. Enes Kanter artık Amerikalı senatörlerle ve Amerikalı sanatçılarla Türkiye'deki insan hakları ihlallerini anlatan, insan hakları ihlallerini konuşan, kendi deyimiyle bir aktiviste bürünüyor. Ama aynı Enes Kanter FETÖ elebaşının Pennsylvania'daki çift ziyaret edip onun artık çayını içen bir insan. Hocamızı görüp çayını içmeye geldim. Hocamızı görüp çayını içmeye geldim. Bu kadar yeter. Bunu bizim şeye verin.
kime? Enes Kanter'e. Hatta FETÖ elebaşının özel yetiştirdiği mollalardan biri olan Gültekin Bibar, Enes Kanter'in Pensilvanya'da patates soyduğu videoları paylaşıyor ve örgüte şu mesaj veriliyor. Bakın, NBA'de oynayan bir oyuncu bizim hizmetçimiz. Biz ne dersek onu yapıyor. FETÖ elebaşının artık çayını içiyor. Burada patates soyuyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Enes abimiz bugün dershanede nöbetçi patatesleri soyuyor. Siz örgütle alakalı kafanızda herhangi bir problem yaşamayın. Ve Enes Kanter kendi ifadesiyle darbe girişiminin olduğu saatlerde Pensilvanya'da FETÖ elebaşı ile birlikte. Ve onun çok üzüldüğünü anlatıyor. Tabii bunların hepsi yalan. En azından FETÖ elebaşının üzüntüsü darbeden zarar gören masum insanlar için değil, FETÖ'nün darbede başarısız olması nedeniyle. Ve Enes Kanter, Türkiye'nin PKK ile mücadelesinde PKK'yı destekleyen, Türkiye-Yunanistan geriliminde Yunanistan'ı destekleyen, hatta daha önceden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ve onu Rum Mehmet olarak tanımladığı bir tweet'i yokmuş gibi Kıbrıs Rum kesiminin ne kadar güzel bir ülke olduğundan bahseden bir adam haline geliyor. Bir Türkiye düşmanı haline geliyor. Yani Enes Kanter ile ilgili FETÖ gerçeklerinde sıklıkla haber yapıyoruz. Enes Kanter İsrail'de en fazla sevilen sosyal medya kullanıcısı oldu. Enes Kanter Amerikalı senatörlerle görüştü. Enes Kanter Türkiye'yi şikayet eden televizyon programına katıldı. Ama burada hikayede bir eksiklik var. Çünkü Enes Kanter bir NBA oyuncusu olmasına rağmen kendisinden beklenen bir süperstar basketbolcu seviyesine çıkması olduğu halde Enes Kanter bu seviyeye asla çıkmadı. Evet, dönem dönem çok parlak maçlar oynadı, oldu. Örneğin bu sene takımının NBA'deki rebound rekorunu kırdı. Ancak bir türlü NBA'de star seviyesinde bir basketbolcu olmadı, olamadı. Buna rağmen Enes Kanter Amerika'da en fazla televizyona çıkan, Amerikalı sanatçılarla sürekli içli dışlı olan, Amerikan senatörlerinin ağırladığı, hatta Amerika'da başkan adayı olan Hillary Clinton'ın özel olarak ağırlayıp özel hayatına dair her şeyi merak ediyorum, akşam muhakkak konuşalım diyerek sohbet ettiği bir dostu nasıl oldu? Bunu anlatmak lazım. There are things in the world. Burada Enes Kanter'in özel hayatından bahsederken Katolik evliliğinde anlattığımız üzere Enes Kanter'in özel hayatı da FETÖ tarafından tanımlanıyor. Enes Kanter bazen Amerikalı bir kadın güreşçiyle birlikte olduğunu söylerken en son dünya siyasetine müdahale ettiği sıklıkla dile getirilen Amerika'nın en ünlü ailelerinden Rockefeller ailesinin torunuyla maklube yaparken göründü. Bu Enes Kanter'in kendi çizdiği bir kariyer değil, onu söyleyelim. Enes Kanter'e kiminle birlikte olması gerektiği söyleniyorsa Enes Kanter de onu gerçekleştiriyor. Peki Enes Kanter'in Amerikalı siyasetçilerle, Amerikalı sanatçılarla, televizyon yıldızlarıyla sürekli diyalog halinde olmasını sağlayan ne? Enes Kanter çok entelektüel bir insan mı? Değil. Enes Kanter çok başarılı bir basketbolcu mu? Dediğim gibi dönem dönem bazen iyi performanslar gösterse de kendisinden beklenileni bir türlü gerçekleştiremedi. Burada Enes Kanter'in bu kirli faaliyetlerini düzenleyen isimden bahsetmek gerekiyor. Bu isim Mevlüt Hilmi Çınar. Mevlüt Hilmi Çınar Enes Kanter'in menajeri olarak biliniyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'nün çatı örgütü olan Niagara Vakfı'nın uzunca bir dönem yöneticiliğini ve başkanlığını yapmış bir isim. Kendisi İzmir'deki Maltepe Askeri Lisesi'nden mezun olduktan sonra FETÖ tarafından Amerika'ya gönderilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'nün lobi organizasyonlarını kurmuş isimlerden bir tanesi. Mevlüt Hilmi Çınar Enes Kanter'le beraber onun Amerikalı siyasetçilerle yaptığı bütün toplantılara iştirak eden ve aslında FETÖ'nün tezlerini Amerikalı senatörlere aktaran isim. Enes Kanter burada sadece bir reklam yüzü ve arka planda bütün kirli işleri çeviren adam Mevlüt Hilmi Çınar. Ki kendisi 2012 yılındaki NATO zirvesinde Chicago eyaletindeki NATO ağırlama komitesine seçilecek kadar Amerika'da etkin bağlantıları olan ve bu bağlantılarını kullanmaktan çekinmeyen bir adam. Mevlüt Hilmi Çınar, Enes Kanter'in ne konuşacağını,
kiminle konuşacağını ve Türkiye aleyhine hangi açıklamalar yapacağını belirleyen kişi. Ama buna rağmen şunu söylemekte fayda var. Bütün bu kirli propagandaya rağmen Enes Kanter Amerika'da ünlülerle konuşmasına rağmen beklediği etkiyi bir türlü gösteremedi. Çünkü FETÖ'cüler her sene Enes Kanter'i NBA All-Star maçında kadroya sokmaya çalışırken Enes Kanter bir türlü kadroya giremedi. Enes Kanter Türkiye aleyhine yüz binlerce kişinin imza atmasını istediği bir takım organizasyonlar düzenlerken bu organizasyonlara çok büyük bölümü FETÖ'cü olduğu halde sadece 10-15 bin kişi katıldı ve Enes Kanter sadece Türkiye'nin sinirini bozan, Türkiye aleyhine her olayda konuşan ve basketboldaki yeteneğini Türkiye'ye ihanet etmek için kullanan bir adam haline geldi. Halen daha Türkiye'deki FETÖ tutuklarının avukatlarıyla görüşüp onlara yardım gönderip parasal destek olup Türkiye'deki FETÖ organizasyonlarının devam etmesini sağlayan bir isim ve Türkiye'de her kesimin ortak nefret ettiği bir figür haline geldi. Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü anlattığımız videolara devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.